Herkese yeni bir oyundan selamlar dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolunda ve keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel akşamlar diliyorum. Ben akşam çektiğim için güzel akşamlar diliyorum kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz. Siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Günaydın, iyi öğlenler, bon appetit falan bir şeyler. Neyse, hadi geçtik oraları. Efendim, hoş geldiniz. Barista Simülatör, daha önce Küp Küp Games ekibi Cihat Bakır Bey'e çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Efendim, oyunu sağladılar. Dediler ki, baba dedi, oyunu yeniden yaptık. Bir gir denemek istersen, bir oyuna istersen bir falan filan. Yeni oyunla başlatalım. İlk oyunda çok fazla bir şey yapamamıştık ama bu oyun olacak gibi görünüyor. Oyunu başlat dedim. Başlattık. Klasik. Kahve dükkanı işletiyoruz abi. Klasik yani. Evet. Hareketlerimiz temelleri öğretiyor bize. Kapat. Enter'a bas ve kapat dedi. Başlangıç dükkana git diyor. Ama ondan önce yapmam gereken bir grafik ayarı olduğunu fark ediyorum. Grafik ayarları yüksekte uygula, tamam. Keşke şuraya bir VSync kontrolü falan ekleseniz çok daha tatlı olabilir. Benden söylemesin ya da ne bileyim mouse kontrolü falan. Neyse, hadi çıktık. Dükkana giriyoruz efendim. Abi böyle bir takılmalar oluyor. Onlar muhtemelen harita yüklenirken kendiliğinden takılıyor. Dükkana girdik. Evet. Aksiyon tuşumuz Space. Space'den gelip temizlik ürününü alıp hocam bunları mesela çöp kutusu. Çöp kutusuyla beraber koskoca çöp kutusunu elime mi aldım gerçekten ben şimdi? Kaba çöpleri böyle alıyoruz. Tamam. Bunları da bu şekilde. Ha. E'ye basarak da yapabiliyoruz aynı işlemi bu arada. Onu da söyleyeyim. Tamam, o da güzel oldu. Bu da çalışma mantığı iyi. Şunları hemen hızlıca yapıyorum hocam. Çöpleri falan temizliyorum. Mağazanın temizlik seviyesini arttır diyor. Evet. Çöp kutusunu kullanın diyor. Daha da çöpümüz varmış. Evet, gördük, fark ettik. Hemen çöp kutusunu aldık. Sigaraları atalım. Anladığım üzere Cihat Bey bunu tek başına yapıyor. Tebrik ederim. Bu yolda başarılar diliyorum sizlere. Benim takipçilerim de umarım seviyordur. Seviyorsanız Steam sayfalarına gidip isteklerinizi ekleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Efendim. Depodaki sigorta kutusunu aç diyor. Hemen gidelim. Depomuz burası. Sigorta kutumuz da burasıymış. Kapıyı kapatalım. Kafe yönetim için ana bilgisayarı kullanın. Kullanalım. Tamam. Kahve çekirdekleri paketini sipariş edin diyor. Burada tedarik bölümümüz var. Tedariklerden kahve, kahve çekirdeği. Standart kahve çekirdeği 1x diyor. Sepete ekledik. Hatta ne kadar paramız var? İki tane isteyeyim bundan. Hemen pakete gittim. Bundan iki tane sipariş ver. Mini boy sıcak kahve bardağı sipariş et diyor. Tedarikten yine kahve bardakları. Mini kahve bardağı. Şöyle birer tane sipariş ettik abi. Oku diyor. Bunu geçtik. Tamam. Bir espresso makinesi sipariş edin diyor. Yine aynı şekilde buradan markete gireceğiz. Espresso makinelerinden bir tane bunu yaptık. Bayağı bu uğraşılmış bu arada. Kahveci çok tanıdığım güzel insanlar var. Öpüyorum. Çok çok özledim hepsini. Elis Coffee çok lokal bir yerde. Sahibi Ahmet abi ile Eli. Hasan abi ile Eli. Pardon, Ahmet diyorum ya. Eşi Eli İranlı. Mükemmel kahveler yapıyorlar vallahi. Sağ olsunlar. Evet, kutularım geldi. Muhtemelen espresso makinesi de daha sonradan gelecek. Ha, bu makinemiz zaten. Döndürme olayı rotate. R'ye basıyorsunuz. Hemen şuraya yerleştirdim hocam. Bir tane makinemiz orada kalsın. Bunda da şeyler var. Kutularımız falan var galiba anladığım kadarıyla. Hemen şöyle arka tarafa gidiyoruz. Burada bir depolama alanı var ve koyduk. Etkileşim diyoruz. Girip içinde ne var ne yok görebiliyoruz galiba ama neyse. Tedarik ürünlerin rafla diyor. Rafa mesela bir tane bundan yerleştirebiliriz. Yine aynı şekilde anladım. Bardak bölümüne bir tane boş bardak aldık. Geri bırak. Dükkanı aç diyor. Açalım. Wi-Fi'miz var. Çok güzel bir lokasyondayız. Tatlı bir, şirin bir kasabadayız efendim. İlk müşterimiz geliyor. Hemen onun siparişini hazırlayacağız. İlginizi çekerse oynayabilirsiniz. Demo versiyonu var mı bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Bardaklıktan mini bir kahve bardağı al. Müşteriye müşterinin adını yazın. Geri al dedim. Alamıyorum. Tamam, bardaklıktan aldık. Okey. Kaleme geldik. Müşterinin adı neydi la? Müşterinin adı neydi la? Halliya. Mis. Abi bu ne la?
Bu mekanik biraz daha düzeltilebilir. Evet, bu biraz sanki olmamış ama olur. Düşünülmek bile yeter. Diye. ESC. Bir kahve paketini al, elini al diyor. Şunu bir dakika abi. Şuradan alamıyor muyuz? Şunu geri bırakacağım ben. O zaman Lian'inki burada. Kahve şeyini aldım. Manuel eğiticiye doldur. Dolduralım. Geri bırakıyoruz bunu yerine. İçinde ne kadar kalmış? 220 gram daha var. Manuel kahve öğütücüsünü eline al diyor. Hemen etkileşim deyip şöyle öğütmeye başlayalım hocam. E'ye basacağız. Güzel mekanik. Güzel mekanik. Doldur diyorum. Yine hızlı bir şekilde dolduruyorum. Şunu da buraya bırakıyorum. Hocam bunu alıp buraya takacağız. Görev tamamlandı. Shot bardağını espresso makinesinin çıkışına tak. Espresso makinesinin çıkışı burası. Okey. Espresso makinesini çalıştır diyor. Hazır olmasını bekle. Bu şekilde yapıyormuş. Mahallede kavga var, geliyorum. Şükürler olsun, kavgamız gürültümüz bitmez bizim. Espresso'nun hazır olmasını bekliyoruz hala. Şu anda 60 mililitre herhalde şey verecek. Bardağın hepsini dolduracak. Liyan'ımı bekletiyoruz birazcık. Niye böyle yavaş hiç anlamış değilim. Şunu aldık. Etkileşime gir. Bunu şurada dursun, bu boş bir bardak. Mekaniklere alışırsak bence çok güzel bir şekilde yapacağız abi bunu. 93 santigrat derece. Espresso'yu mini bardağa doldur derken. Ha? Mini bardağa. Ha tamam, bir dakika. Şunu alacağız. Doldurduk. Shot bardağını geri koyuyoruz diye. Yok, koymuyoruz. Çünkü içinde daha var bunun. Tamam. Shot bardağımızı geri yerine koyalım. Kahve bardağını sipariş tepsisine yerleştirin. Tamam. Wow dedi ve gitti. Knockbox'ı temizle. Yani şu mu oluyor Knockbox? Ha. Kahve tarifleri kitabına bir göz at diyor. Şöyle yapalım. Bu kalsın burada. Kahve tarifleri kitabımız nerede? Burada. Okey. Triplo Doppio Espresso. Satıştaymış bunlar da. Anladım abi. Mesela. İçeride yatağımız mı var? Evinize gidin mi? Oyunu kaydedin. Evime nasıl gidiyorum peki? Close dedim. Ertesi güne başlayacağım çünkü. Ha, evim zaten restoranın yanında. Okey. Şu donması hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar bu arada. W'ye basıyorsunuz, bir yerde karakter kendiliğinden donuyor. Ne alaka abi? Uyu. Kaydettik. Bir tane boş bir slot seçtik ve oyunumuzu kaydettik abi. Şu an kaydediyor. Okey. Görev tamamlandı. Kafe durumu kapalı. Yatalım. Şu an saat kaç? 9:57 geçiyor. Uyumasak da olur çünkü saat daha sabah 9:57. Abi donma be. La git. Biraz insanı bir şey yapıyor, sinir ediyor ama olsun. Hemen çöpümüz varsa çöplerimizi temizleyelim. Burada bir çöp poşeti var. Dışarıda bir konteynerimiz var. Çöp dolduktan sonra bir poşet spawnlıyor. Okey. Çöpümüzü attık abi. Şu donma muhabbetini olmasa çok daha tatlı olacak ama onu söyleyeyim yani. Nazane bir eleştiridir bu. Açalım dükkanımızı. Gelen gelsin. Tarifler kitabında yine kilitli olanlar var. Satışta diyor. Tarif. Espresso. Mini. Ha. Dur bakalım. Gelsin. Bu ablamız ne istiyor? Bu da mı Lia? Liya hoş geldin. İsmini yazacağım hemen.
Yazın biraz kötü, kusura bakma lütfen, olur mu? Burada kalabilirsin. Sen ne istiyordun babuş? İçerik mini espresso istiyor. Mini espresso. Hemen şuradan tarif kitabını açıp espresso'nun tarifine bakabiliyor muyuz? 20. yüzyılın başı. Abi bana şeyini anlatma. Mevcut boyutlar bu, okey, tamam. Bizim zaten bu mini bardağımız. Espresso'yu öğrenmiştik. Hemen yapalım abi. Ne yapıyorduk? Öncelikle bir kahve alıyorduk. Kahveyi öğütücüye koyuyorduk. Bu kahveyi geri yerine koyup ardından öğütücüyü çalıştırıyorduk. Kalsın burada. R ile bunu geri alıyoruz ve makinemize takıyoruz. Okey. Sonra espressoyu oluşturmaya başlayacağız ama bir shot bardağını alalım. Altına koyalım. Yapmaya başlasın bunu. Okey. Başka ne yapacaktık? Başka da bir şey yapmayacağız. Birazdan siparişimizi teslim edeceğiz. Mini espresso istiyor ablamız. Bunlar satışta. İstersek de satıştan kaldırabiliyoruz ama yani mesela bunu tarife desek, tarif nasıl geliyor? 90 mililitre espresso gerekli. Elimizde olmadığı zaman vermiyoruz. Oğlum bir sürü kahve var ha. Türk kahvesi falan var mı ya? Buzlu moka, buzlu buzlu buzlu. Türk kahvesi, Türk kahvesi. Karamel macchiato latte, americano. Çilek şuruplu falan filan. Bir sürü şey var ama bunu aldık ve şunu dolduralım. Fazla da koymamak gerekiyor değil mi? Öyle bir muhabbet var. Geri kalanı lavaboya döktüm. Shot bardağını aşağı koyup bunu geri al dedim. Kapak yok mu bizde? Yok. Yani ne koşarak gidiyorsun baba? Ne oluyor le? Neyse, en azından para kazanıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz yani. Şu gene espressoya gelecekler muhtemelen. ...190 gram espressomuz kaldı. Mini triplo. Hadi buyur. Baba bu triplo nasıl yapılıyor? Mini, tamam. Gerekli. Espresso 90 mililitre. Ben anlamadım baba bu mesela... Ben mi göremiyorum? Başkan, bunu düzeltmek lazım ha, ben sana söyleyeyim, bu olmaz böyle. Çok yoğun ve espresso bazlı kahvedir. Mevcut boyutlar mini yapabiliyorum şu anda. Zaten müşterimiz de mini istiyor. Bir triplo istiyor. Ben şu anda galiba salak gibi bir şey oldum. Triplo yapmak istiyorum. Espresso x 90 mililitre derken 30 mililitre bu. Ya sadece herhalde mililitresi değişiyor. Bu 90 mililitre olacak. Muhtemelen şeye bakmam lazım ben. Yani espressoyu ne kadar doldurduğuma bakmam lazım. Ha, evet abi, bir dakika. Bunu geri al. ...5,8 gram varsa içinde ne yapacağım abi? Üzerine ben buradan ekleyeceğim işte. Bu öğütülmüş. Şunu al buraya. Bir dakika. Şuraya al. Doldur abi. Hepsini doldur. Çünkü bu şeye dikkat etmemiz gerekecek bizim. Tamam. Hocam şimdi bunun içerisine 90 mililitre nasıl olacak oğlum? Bir dakika ya. Benim elimde ama bu kadarlık var. 30 gram.
Tam 30 gram olursa olsun, yapacak bir şey yok. Önce bunu öğüteceğiz. Otuz gram koyuyorum. İkinci sınıf 14 gram. Hepsini koy, hepsini. Tamam. Espresso 60 mililitre, 60 mı 60 60. Hepsi 60 baba bunları. Nasıl olacak? İkili yapacağız, ikili. Heh, tamam dur şimdi. Çift espresso. Nasıl oluyor ya? Tek çift espresso. Çift. Tamam tek üret ya. Şimdi bu 60 mililitre üretecek, tamam mı? Ben bunu 30 olmadan kapatmam lazım. 30 olunca kapatmam lazım. Çünkü tam 60 mililitre istiyor. Hemen biz şu müsaitsen şey yapalım. Neydi isminiz? Hanımefendi. Louisia. Lucy. Hay ananı satayım ya. Yürü git lan. Şat bardağı. Çok sinirlendim şu an. Niye? Tükenmiş kahve çekirdeği. Sen ne istiyorsun abla? Doppio istiyorsun. Doppio neydi? Doppio tarifine bakalım. 60 mililitre. Tamam hemen azalayacağım abla. Tamam bekle. Sana Louis'nin bardağından vereceğim ama onu söyleyeyim. Sen burada dur. Seni geri al. Bunu boşalt. Buna kahve çekirdekleri doldur. Hızlı hızlı. Sen bunu al. Bunu öğüt. Tamam. Doldur hocam. Doldur la doldur. La doldur. Heh. Ardından bunu al. Buraya tak. Bir 60'lık daha yapacağız. Ardından ablamıza teslim edip göndereceğiz. Bu arada şeymiş ha. Yetişmesi çok zor yani. Hızlandıramıyoruz mu? Daha hızlı makine yok mu ya? Bekliyorlar, bayağı bekliyorlar yani o yüzden. Zormuş la bu. Bayağı karışıkmış yani. 24, 25, 26. Zaten 60 çıkmayacak. Mini bu bardaklarımız. Aldık. İçerisine boşalttık. 60 mililitre. Hayırlı olsun vatanı millete. Buyurun. Vallahi sevdi. Tamam. Yani tarifleri öğrenmiş olduk en azından. Neyse. Kapatalım arkadaşlar. Gelmesin kimse. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bir kişi daha geldi. Hadi bunu da gönderelim lan. Gel. Ne istiyorsun? Mini espresso. Hemen hazırlıyorum hocam. Hemen. Müşterinin adı. Neydi la? Bir şeyler karalaştı. Tamam. Hemen şunu al. Bunun içini boşalt. Abi tükenmiş kahve çekirdeği işte ben. Ha, bunu boşaltmak da gerekiyormuş. Aa bu arada bir şey gördüm. Bir şey öğrendim şimdi ben. Bir mekanik öğrendim. Mouse. Ha yok. Tıklayarak olmuyor değil mi? Bunun rengi niye böyle abi? Kesin memnun kalmayacak biliyor musunuz? Bir bokluk var bunda.
Beğenmedi. Yürü git be. Yürü. Kesin bir yanlışlık yaptık bu arada. Neyse olur öyle şeyler abi. Olur. Dükkan kapalı. Umarım sizler beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani fırsat verilesi bir oyun. Daha gelişilmesi var. Yolunda çok çok uzun süre olacak eminim. Evimize gidelim bir kaydedelim oyunu. Mesela şu yürürken takılmalar olmasa. Biraz daha oynanış rahatlasa. Çok daha tatlı olur. Kanalımda yer vermek istedim. Özelden ulaşıp yani mail adresime mail attılar sağ olsunlar. Ben de destek olmak istedim. Türk ismi görünce dayanamıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.